Merhabalar sevgili gençler. Bu videoda hem 2020 hem de 2021 tayfaya yönelik konuşacağım. 2020 tayfaya öncelik vereceğim. Onların çünkü sınavları bitti. Bir sınav telaşını atlattılar. Daha sonrasında 2021 tayfaya neler yapacağımızı bu videoda konuşacağız. Yaklaşık olarak 15-20 dakikalık bir video olacak. Dinlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi önce 2020 tayfadan başlayalım. Arkadaşlar gerçekten kötü bir süreçte ders çalıştınız, kötü bir süreçte sınava girdiniz. Senin işin iyi olmuştur, kötü olmuştur. Bunlar önemli değil ama bana gelen mesajda, Instagram'dan atılan DM'lerde, WhatsApp'tan gelen mesajlarda, YouTube üzerinden mail adresime ulaşıp maile gelen maillerle, YouTube yorumlarına yazdıklarınızla çoğunuzun gerçekten sınavının güzel geçtiğini görebiliyorum. Tabii yığılmalar olur olmaz sıralamalarda bunlar 28 Temmuz'da göreceğimiz şeyler fakat sınavının iyi geçtiği beni çok mutlu etti ve şunu da söylemek istiyorum. Tabii sınavı kötü geçenler de var. Artık onlar da sakin olacaklar. Ben de 2008'li 2009'lu yıllarda ben sınavdan çıktığımda arkadaşlar ben de ağlamıştım. Matematiğim çok kötü geçti. Kesin arkadaşlarım çok iyiydi ama benim matematiğim çok çok kötü geçti diye yaptıklarından emin değildim. Hepsini işaretlemiştim ama yaptıklarından emin değildim. Ama sınav sonucu elime geçtiğimde çok güzel sonuçlarla karşılaşmıştım. Belki de bu heyecanla fark edemiyor olabilirsin. O yüzden rahatlaman gerekiyor senin de. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Kenan hocam da ben de gerçekten bu işi sizlere yaptıktan sonra sene sonunda bir teşekkür, bir Allah razı olsun demeniz bizi mutlu edecekti. Biz bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Bizim mantığımız bu, bizim mantalitemiz bu. Fakat siz öyle güzel mesajlar atmışsınız ki biz bir teşekkür bekliyorduk ama siz bir teşekkürün 10 katı, 20 katı kadar bize övgüler yağdırmışsınız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten yazdığınız mesajları okurken o kadar çok duygulandım ki demek ki dedim biz bir şeyleri doğru yapıyoruz. Öğrenciler de gelip bu doğru şeyden faydalanıyorlar ve faydalanmasanız zaten gerçekten ama gerçekten bu mesajları yazmazdınız diye düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. Bir sefer daha doğru yolda olduğumuzu bize gösterdiniz. Bir sefer daha bu işi neden yaptığımızı, gerçekten keyif alarak yaptığımızı bize kanıtladınız arkadaşlar. Çok 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 teşekkür ederiz şimdiden. Şimdi 2020 tayfa olarak sınavınıza girdiniz, çıktınız. Bir kuş gibi bir hafifsinizdir. Böyle bulutların üstünde gibisinizdir. Çünkü artık çalışacak bir dersiniz yok. Çalışmak zorunda değilsiniz. Önce kendiniz üzerinizdeki bir ölü toprağını atın arkadaşlar. Sınav bitti. Çalışmak zorunda değilsiniz. Gidin dizi izleyin, oyun oynayın, bir şeyler yapın. Yani sınav olmadığında hayatınızda neler yapacağınızı gerçekten sizler de unutmuş olabilirsiniz. O yüzden kafanızı rahatlatın arkadaşlar. Öncelikle size temennim bu. Kafanızı rahatlatın. Acil yayınları olarak da, acil matematik olarak da gerçekten arkadaşlar bu sınavda ne kadar güzel sorular yakaladığımızı hep birlikte gördük. Sınavın yarısına yakını diyelim. Yenisi sorulardan oluşmuştu. Hani öyle eski klasik sorular vardı, şöyleydi, böyleydi. Yeni nesil soru kavramından kastımız arkadaşlar illaki her şekilde soru yeni nesil sorudur veya her şekilde soru da klasik sorudur manasında değil de genel olarak yoruma dayalı sorular matematikte fazlaydı. Eleyici olarak ne düşünüyorsunuz diye sorarsanız bana göre yani gelen öğrenci yorumlarıma göre sayısalcılar fende biraz eleyici olduğunu düşünüyorlar. Eşit ağırlıkçılar da sosyal eleyiciydi hocam diyorlar. Zaten sınava giren eşit ağırlık, sayısal ve sözelcilerin çoğu da Türkçeden yakınmakta. Sınavın eleyiciliği matematikten olmayacağını düşünüyorum ben de aynı sizler gibi ama eleyici olarak nereden eleyici olabilir bu sınav diye soracak olursanız da dediğim gibi sayısalcılar için fen kısmından hem TYT hem AYT, sözelciler ve eşit ağırlıkçılar için de sosyal bilgiler kısmından bu sınav eleyici olabilir. Şimdi arkadaşlar 2020 tayfaya teşekkürlerimizi ilettik. Onlar da bize teşekkür etmişlerdi. Allah razı olsun arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok mutlu ettiğinizi, beni o gelen yorumlarla çok mutlu ettiğinizi söyleyebilirim. Şimdi 2021 tayfa için neler yapacağız? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Programımız hazır. Burada da görüyorsunuz Temmuz ayı programı. Kaç ay sürecek? Şöyle gösterebilirim sizlere. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Yani Aralık'ın sen 31'ine kadar çalışacaksın. Burada 3 tane daha Ocak 3'e kadar görünüyor ama Aralık'ın 31'ine kadar bu programı uyguladığın takdirde sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum. Matematikte gerçekten
bir yerlere geleceksin. O bir yerlerden kastın da şu. İşte 30 tane matematik sorusu çıkıyorsa sen 25 tane matematik neti yapıyorum diyebileceksin. Gerisi de artık Ocak ayından itibaren Haziran'a kadar olan kısmı, yani o 6 aylık süreçte sana kalmış, senin soru çözümüne, senin deneme çözümüne, senin çalışmana kalmış şeyler. Öncelikle geçen seneden bir program oluşturmuştuk, fakat bu program dahilinde araya benim bedelli askerlik durumları falan girdiği için o konu anlatımını tam manasıyla verimli bir şekilde ilerletememiştik. Ama bu program gerçekten üzerinde çok çalıştım ve gerçekten bu sene bu programı hayata geçirmek için çok 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 vaktim olacak. Dolayısıyla rahat olun öncelikle, tamam mı? Ve bu program kimlere yönelik? Yani zayıf öğrenci, orta öğrenci, üst düzey öğrenci. Tabii sizleri bu şekilde gruplandırmak da hoş olmuyor ama böyle bir gerçek var arkadaşlar. Arkadaşlar, bu program herkese yönelik. Bakın, herkese yönelik. Neden? Çünkü konu anlatımları zaten uluslararası bir şeydir, yani nasıl diyeyim, genel bir şeydir. Herkese anlatılabilir bu. Tamam, uluslararası kelimesi biraz yanlış olmuş olabilir ama herkese anlatılabilir konu anlatımı. Ve iyi öğrenciyi sıkmayacak şekilde, zayıf öğrenciyi de yormayacak şekilde hazırladık. Ve bunların yanı sıra konu anlatımlarının içerisinde kolaydan zora doğru sorular olacak arkadaşlar. Dolayısıyla kimse sıkılmayacak. Zayıf öğrenci kolay örnekleri anladıktan sonra orta örnekleri kavrayacak ve zor örnekleri de görme fırsatı bulacak. Üst düzey öğrenci dediğimiz öğrenciler de yine önce konuyu hatırlamak için kolay soruları çözeceğiz. Daha sonrasında orta sorularla pekiştireceğiz ve zor sorularla keyfini sürecek. Orta düzey öğrenciler burada en karlı olanları olabilir arkadaşlar. Şimdi Temmuz ayında programımız başlıyor. Temmuz'un 9'u diye belirledim. Kenan Hocam Çarşamba günleri bu programı yayınlayacak. Şuralara şeyleri yazmayı unutmuşum ama evet. Şunları yazmayı unutmuşuz ama şimdi şu şekilde ekleyebiliriz. Ben size bunun normal güzel halinde atarım arkadaşlar. Şuraya yazabiliriz. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar diye de ben size bunları eklerim ve gönderirim. Böyle batayı nasıl yaptık bilmiyorum ama şimdi Pazartesi günleri arkadaşlar, aynı Kenan hocanız gibi zaten beraber düşündük bunları. PDF yayınlayacağız ve rehberlik günü. Peki bu PDF yayınlaması her pazartesi olacak. PDF hazırlamak bizi bazen yoruyor, dizgisi yoruyor, şunu yoruyor, bunu yoruyor. Hepsini beraber hazırlayıp size sunmak istemedik. Bu bir. İkincisi, PDF'leri yayınladığımız gün sizlere rehberlik günü düzenliyoruz arkadaşlar. Yani gerek çektiğimiz videoyla banttan yayın, gerekse canlı yayınla ben size burada rehberlik yapacağım. Bu rehberlik videosunun içeriği ne olacak peki? O hafta neler yaptığınızı konuşacağız. O hafta neler yapmanız gerektiğini konuşacağız. Yayınladığım PDF'teki nerelere çalışmanız gerektiğini söyleyeceğim. Hani ben ders anlatmadan önce sizin ön hazırlık olarak ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ve bu hazırlık sürecini birlikte değerlendireceğiz. Ve bu her hafta olduğu için kopmayacağız. Kendini yalnız hissetmeyeceksin. O bir kere o noktaya geçelim. Daha sonrasında 2 gün, yani Salı ve Çarşamba günleri sen konunun işlenmesinden önceki o 2 gün o konuya dair bütün ince detaylara çalışacaksın. Benim sana sunduğum PDF'ten sorularını da çözebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu yapmayalım. Kenan Hoca da bunun uyarısını yaptı size. Bunu yapmayalım. Şunu yapmayalım arkadaşlar. Siz benim yayınladığım PDF'teki soruları çözdünüz. Varsayalım ki her birini çözdünüz. Sakın ha videoyu izlememezlik yapma. O video izlenecek. Neden? Çünkü şuna kesinlikle inancım tam ve %100 çalışıyor. Sen çözmüş olabilirsin. Ama videoda ben daha kaliteli çözmüş olabilirim veya daha ince detay bir şey çözmüş olabilirim ve veya konuyu anlatırken sana ufak ufak küçük küçük işine çok yarayacak devrim niteliğinde notlar vermiş olabilirim. Dolayısıyla sen bu videoları izleyeceksin. Gerekirse çarpı 2x yap, o şekilde izle. Hiç sıkıntı yok ama izlemen gerekiyor. Tabii benim çözümlerim sizinkinden daha kaliteli veya daha pratik olmak zorunda değil. Belki sizinkiler daha pratiktir veya daha güzel bir çözüm yönteminiz vardır. Onları da yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdi PDF'lerin yayınlanma günlerini biz size pazartesi olarak belirledik. Kenan Hoca'nın da PDF'leri pazartesi günü yayınlanıyor ve bu iki PDF'i çıktısını alırsın. Daha sonrasında salı çarşamba analizlerini yaparsın, ön çalışmanı yaparsın. Salı günü ön çalışmanı yaptıktan sonra çarşamba günü Kenan Hoca'nın videolarını mutlaka izleyeceksin ve perşembe günü de benim videolarımı mutlaka izleyeceksin. Bak, başarıya ulaşmak istiyorsan bunları mutlaka yapacaksın. Eğer kötü bir öğrenciysen, yani temeli zayıf bir öğrenciysen, hocam bu videolar bana yarar olacak mı? Kesinlikle olacak. Sen aralıktan sonra girdiğin denemelerde, çözdüğün sorularda bunların faydasını mutlaka göreceksin. Şimdi gelelim kaynak mevzusuna.
Gelelim kaynak mevzusuna. Bu arada orta ve üst düzey öğrenciler de zaten şu an mesela sınava girdiklerine, deneme sınavı yaptıklarına kendilerine 20, 21, 22 net civarı, 30 üzerinden hesaplıyorum. 20, 21, 22 civarında yapan öğrenciler için de mutlaka ama mutlaka bu program bittiğinde 30 soruda 27, 28 yapıyorum diyeceksin. Artık gerisi yani matematik 30 soruyu fullemek sana kalmış. Deneme çözeceksin, soru çözeceksin, kendini sınayacaksın. Daha sonrasında full çekiyorum hocam diyeceksin. Buna emin olabilirsin. Bu bir. İkincisi kaynak. Size söylüyorum. Acil matematik TYT ve acil matematik AYT soru bankalarını hemen almanız lazım arkadaşlar. Özellikle önce acil matematik TYT soru bankasını mutlaka almanız gerekiyor. TYT matematik soru bankasını aldığınız zaman arkadaşlar bir bundan ilerleyeceğiz. İki, TYT kısmında matematiğin ilacı arkadaşlar mutlaka ama mutlaka alıp çözmeniz gerekiyor. Yeni nesil soruların kolay versiyonları ve konuyu pekiştirmek açısından size inanılmaz derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer kendini hocam ben yeterliyim ve tüm bunları zaten biliyorum. Dolayısıyla matematiğin ilacını almak zorunda değilim diyorsan onu alma ama orta düzey farklı bir kaynak al. Ama bizim ana kitabımız ne olacak? Acil Matematik TYT Soru Bankası. Ödevlendirmelerin her birini buradan yapacağım arkadaşlar. Unutmayın. Bu ödevlendirmeden kastım da şunlar. Mesela burada 4 hafta boyunca konu işledik. Temel kavramlar, maksimum minimum değer, ardışık sayılar, çözümleme, asal sayılar, bölen sayıları, faktöriyel, bölme, bölünebilme, daha sonrasında obebokek, rasyonel sayılar. Bunları yaptıktan sonra burada arkadaşlar matematiğin temel kavramları soru çözümü var. Sen bu kırmızı yerlerde yani matematiğin temel kavramları soru çözümlerinde arkadaşlar ne yapacaksınız? Burada arkadaşlar o konuya dair acil matematik TYT Soru Bankası'nda bölüm 1 diye geçiyor zaten orası içindekiler kısmında. Tüm bunların hepsini çözüyorsun. Yaklaşık 90 veya 100 sayfa olmak üzere. Tüm bunların hepsini çözüyorsun ve bir sonraki haftanın konusu çarpanlar ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar, küme, fonksiyon, mat 1, fonksiyon, mat 2. Buraya kadar geliyorsun ve daha sonrasında tekrar bir soru çözümü. Yani her hafta video yok. Mesela şu hafta video yok arkadaşlar. Ama ondan sonraki hafta Perşembe günleri çarpanlar ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar, küme, fonksiyon ve mat 2. Bunları ben size yine YouTube kanalında anlatacağım. Ve daha sonrasında yine birer haftanın arayla bu şekilde ilerleyeceğiz. Her hafta mola var mı? Her hafta bu şekilde ben size ödevlendirip soru çözün diyeceğim mi? Hayır bak her hafta yok. Farkındaysan 3 hafta üst üste burada konu anlatıyoruz. Ve daha sonrasında soru çözümü veriyoruz. Ve bunların da kitaplarda TYT Soru Bankası'nda ve AYT Soru Bankası'nda mutlaka ama mutlaka ben sayfa sayılarına baktım, soru sayılarına baktım. Ona göre size yeterli süreyi ayıracak biçimde ben bunları buraya yazdım. Yani çalışılmış bir program. Öyle alelade bugün şuna, bugün de şuna çalış, hadi bugün de buna çalış, hadi oldu bitti deyip geçmiyoruz arkadaşlar. Soru sayılarına kadar, sayfa sayılarına kadar biz bunların hepsini hesapladık ve program bu şekilde olsun istedik. Şimdi çok soracağınızı tahmin ettiğim ikinci soruya geçeyim. Hocam AYT'ye ne zaman başlayacaksınız? Önce TYT'yi bitirip daha sonra mı AYT işleyeceksiniz yoksa karma mı gideceksiniz? Şimdi ben kendi kursumda da şu şekilde anlattım olayları. İlk 3 ay, ilk 3,5 ay full TYT gittik. Daha sonrasında AYT'ye geçiş sağladık. Ama bunu da şu şekilde mesela 8-9 saat TYT matematik dersi anlatıyorduk. İlk 3 ay, 3,5 ay boyunca. Daha sonrasında bunların yarısını TYT, yarısını AYT'ye dönüştürdük ve bu şekilde ilerlemeye başladık. Ve ben burada bu programı yine uygulayacağım. Bakın çarpanlar ayırma üssü köklü bunların hepsi TYT küme fonksiyon 1 fonksiyon 1 ve fonksiyon 2 var fonksiyon mat 2 yazdım buraya işte burada ilk AYT'nizi alacaksınız yani Ağustos'un 20'sinde ilk AYT dersini burada görmüş olacaksınız arkadaşlar. Daha sonra moladan sonra ikinci dereceden denklem, parabol, ikinci dereceden eşitsizlik bunların hepsi AYT konusu. Ve daha sonrasında TYT'ye yaklaşık 3 hafta mola verdikten sonra TYT'nin en babası olmazsa olmaz konusu oran orantı ve problemler bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında yine bir hafta mola yani sen burada problemleri oran orantıyı hallettikten sonra polinomlar mat 1 mantık mat 1 konusu trigonometri mat 2 konusu daha sonrasında yine mola permütasyon kombinasyon olasılık binom ortak konular TYT AYT ortak konu permütasyon kombinasyon olasılık özellikle daha sonrasında istatistik grafik diyoruz TYT bitti ve artık full AYT nerede Kasım'dan itibaren bakın logaritma diziler limit. Artık konular bitmek üzere. Limit dedik çünkü. Türev ve integral kaldı geriye. Türev ve integralin videolarını baştan çekmeyeceğim. Bakın buraya kadar olan tüm videolar yeniden sıfırdan çekilmiş olacak. Ve PDF'leri de değiştirilmiş olacak. Aynı sorulara karşılaşabilirsiniz ama belki %40'ıdır, belki %50'sidir. Ama diğer soruların her birini güncelledim ve kolaydan zora doğru, kolay, orta, zor şeklinde ayarladım arkadaşlar.
Bakın bunları unutmayın. Limiti işledikten sonra türev ve integral. Onlar ne olacak? Arkadaşlar türev ve integral konu anlatımları kanalımda mevcut. Şimdi bazı okullarda, bazı kolejlerde 12. sınıflar için söylüyorum bunu ve mezunlar için söylüyorum. Unutmayın. Arkadaşlar birinci dönemin ilk haftasına itibaren limit türev integral işlenildiğini biliyoruz. Limit zaten türev ve integrale göre çok 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 hafif bir konu. Yeni geçen 12. sınıflara söylüyorum. Mezunlar zaten bunu biliyorlar. Limit çok hafif bir konu ve istersen Kasım ayının sonuna kadar beni bekleyebilirsin çalışmak için. Okulda işlenirse okulda işle, üstüne burada tekrarını yap. Ve daha sonrasında türev ve integral için söylüyorum arkadaşlar. İlk dönemden itibaren türev integral işlemeye başlayan bazı kolejler var. Onlara yönelik söylüyorum özellikle. Türev ve integral. Sen illa aralığı beklemek zorunda değilsin. Çünkü kanalda türev ve integral videoları mevcut. Toplam 19 tane video, bakın türevden 10 tane video var. İntegralden 9 adet video var. Şimdi gelelim çok merak ettiğiniz 3. soruya. Hocam bu konu anlatım videoları hangi uzunlukta olacak? Mesela şimdi sen gidersin temel kavramları farklı bir kanalda izleyebilirsin. Açıp araştırabilirsin. Temel kavramları 10 dakikada anlatan da kanal var. 1 saatte anlatan da var. 3 saatte anlatan da var. Şimdi biz Kenan hocamla ortaklaşa şu karara vardık. Arkadaşlar tüm konuları detaylı olacak şekilde ve maksimum 25-30 dakikalık videolarla çekeceğiz. Varsayalım temel kavramları ben 1,5 saatte anlatmak istiyorum. 1,5 saatte anlatabilecek kapasitem var ve o şekilde bir PDF'im var. Biz bu konuyu maksimum yarım saatlik video. Yani yarım 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 toplam 3 tane video olacak şekilde ayarlayacağız ve ona göre çekeceğiz. Tamam? Yani konuları parçalayacağız. Haberin olsun. Ve üçü de aynı videoda gelmeyecek. Yani tüm temel kavramlar aynı videoda, tüm maksimum minimum değer aynı videoda ve tüm ardışık sayılar aynı videoda gelmeyecek. Yani ben sana burada Perşembe günü yaklaşık olarak 3 oradan 3 oradan hadi 2 de oradan diyelim toplam 8 tane Perşembe günleri ben sana video paylaşmış olacağım. Ve sen bu videoları günün hangi saatinde kendini daha hazır hissediyorsan bu dersleri işlemek için o saatlerde çalışacaksın, o saatlerde izleyeceksin. İster yavaşlatarak izle, ister durdurarak, ister hızlandırarak fark etmez. Ama o PDF'ler benimle beraber yürüyecek ve sen bu şekilde başarıya ulaşacaksın. Bakın söz veriyorum sizlere. Bakın söz veriyorum. Eğer zayıf bir öğrenciysen bu program bittiği zaman mutlaka ama mutlaka geliştiğini, mutlaka ama mutlaka o 30 sorunun yarısından fazlasını doğru yapacağını, net çıkaracağına garanti veriyorum. Çünkü program gerçekten özel sorulardan, güzel sorulardan ve kaliteli konu anlatımlardan oluşacak. Ve sana verdiğim ödevleri mutlaka ama mutlaka yapman lazım. Şimdi o 3 tane kaynaktan bahsetmiştik. 2 tanesini söyledik. Matematiğin ilacı dedik. Acil matematik TYT soru bankası dedik. Üçüncü kaynak. Çözmek istediğin kaynak. Benimle beraber götüreceğin kaynak. Ne olması gerektiğine kendi düzeyine göre sen karar ver. Ama acil matematik TYT soru bankası zayıf öğrenciysen de, üst düzey öğrenciysen de bu senin elinde olacak. Mutlaka alman gereken kaynak bu arkadaşlar. Tamam. Yaklaşık içerisinde 2100 tane soru var. Ve biz o 2100 tane soruyu Aralık son dediğimiz zaman bitecek. Tamam mı? Hatta bir de AYT'yi düşünürsek toplamda 4000'den fazla soru var. Şimdi iki kaynak bu şekilde bitirdin. Matematik ilacını bitirdin. Üçüncü kaynak. Bir tane de kendi kaynağını bitirdin TYT'den. Dördüncü kaynak. AYT'den bir tane kendi kaynağını bitirdin. Beşinci kaynak. Yani Aralık ayının sonunda veya Ocak ayının başında fark etmez. Sen toplamda 5 tane matematiğe dair konu bitirmiş, kitap bitirmiş oluyorsun. Peki hocam başka kaynak çözmeme gerek var mı? Gerçekten başka kaynak çözmene gerek yok artık. Ha, ben diyorsan ki hocam içim rahat değil, o zaman çöz, fark etmez. Ama Ocak'tan sonra artık matematiğe dair full branş denemesi, full branş denemesi. Ha ne olur? Unuttuğun konular olur. Pekiştirmek istediğin konular olur. Çünkü her konuyu eşit derecede anlamayabilirsin. Ne bileyim üstlü köklü sayıları çok iyi anlıyorsundur ama oran orantı yapamıyorsundur. Veya tam iyi oturmamıştır. O zaman yapman gereken şey şu. Herhangi bir tane daha soru bankası arası orta düzey ve o oran orantı kısmını full bitirirsin. Anlamadığın konuyu full bitirirsin. Tekrardan baştan bitirirsin ve mutlaka oturacağını düşünüyorum. Şimdi ekstradan bunun sözünü vermiyorum ama yapmaya çalışacağım. Her konudan sana ödev testi vereceğim. İster çöz ister çözme. Bunun isminin ödev testi olduğuna bakma. Yaprak test gibi düşün, tamam mı? Yaprak testlerin her birini ben sana paylaşacağım. Ve yaprak testlerdeki soruları da her konudan sonra mutlaka çöz ve konuyu pekiştir. Cevap anahtarını da vereceğim. PDF'ini de vereceğim. Bunların çıktısını alacaksın. Bir güzel çözeceksin. Yani bu sene
Aralık ayının sonunda, Ocak ayının başında tüm matematiği arkadaşlar bu şekilde konu konu ilmik ilmik bitireceğiz. Şimdi diğer kafandaki soruya gelelim. Hocam çok geç bitirmiyor musunuz? Şimdi bak, Kenan Hoca'nın programı Şubat ayında bitiyor. Benim program Aralık ayının sonunda bitiyor. Hocam çok geç değil mi? Veya çok uzun süre işlemiş olmuyor musunuz? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. İşlediğimiz ders matematik. Yani mat 1 var, mat 2 var. İşlediğimiz ders bizim matematik. Bak, geometri hiç saymıyorum bu programın içerisinde. İşlenilen ders matematik arkadaşlar. Öyle 40 günde hadi şu konuların hepsini bitiriyoruz. 50 günde şunu yapıyoruz. 5 saatte bunu yapıyoruz. 10 saatte şunu yapıyoruz. Değil arkadaşlar. Bu ciddi bir iş. Ve sen daha yolun daha başındasın. Daha bir adım atmaya başlamadın bile. Sen bu yolun başındasın. Ve ben sana diyorum ki yolu yarıladığın zaman matematik diye bir derdin olmayacak. Bu programa uyacaksın ve ben sana söz veriyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Aralık ayını bitirdiğiniz zaman hepiniz minimum 20 nete ulaşmış olacaksınız. Bak, en kötü öğrenciden üst düzey öğrenciye kadar. Üst düzey öğrenci zaten yapacaktır en az 20. Ama en kötü öğrenci de en az 20 yapacak diyorum. Bunu sakın ama sakın unutmayın, aklınıza kazıyın. Bu programa beraber takip edeceğiz ve bu programı beraber ilerleteceğiz. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Programa uyacaksınız ve bir sorununuz kalmayacak. Bu videoyu, eğer ki sorun yaşarsanız, bu videoyu bana da referans olarak gösterebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ciddi bir işe kalkışıyoruz. Senin de ciddi olmanı istiyoruz. Mutlaka hiçbir rehberlik videosunu kaçırma. Mutlaka bütün PDF'lerin çıktılarını al ve mutlaka bütün konanın videolarını dinle. Bu sana ricamız arkadaşlar. Bu senin iyiliğin için. Mutlaka ama mutlaka kaçırmayacaksın bunları. Evet, Aralık ayı bitti. Ocak ayına başladık. Peki bu aşamadan sonra sizin kanalda ne olacak hocam? Böylece boş kalacağız mı Haziran'a kadar? Tabii ki hayır. Çıkaracağımız denemeler var arkadaşlar. Bu denemelerin çözümlerini yapacağız. Bu bir. İkincisi, geçen yıl bu pandemi süreci başladığı zamanlarda biz Kenan hocamızla canlı yayınlar yaptık. Mesela ben her akşam saat 8'de canlı yayın açtım arkadaşlar. Toplamda 22-23 tane canlı yayın videosu yaptık. Bunların her biri de ortalama 1 saat 40 dakika civarındaydı. Şimdi biz bu canlı yayınları öğrenciler evde ders çalışabilsinler ve dershaneye veya okula gidemedikleri zaman kaçırdıkları konuları tam olarak anlasınlar diye yaptık. Veya öğrenciler kendilerini yalnız hissetmesinler. Bakın biz de evdeyiz, size yardımcı oluruz diye yaptık. Fakat şöyle de bir geri dönüt aldık. Arkadaşlar mükemmel izlendi ve mükemmel şekilde yorumlar aldık. Hala bakın sınavdan çıkan sizler, yani 2020 tayfa sınavdan çıkanlar hala diyorlar ki hocam canlı yayınlarınızı unutamıyorum. Canlı yayınlar efsaneydi ve çok iyi konu pekiştirmeleri oldu. Arkadaşlar o zaman biz de şöyle yapalım. İlla pandemi olmak zorunda değil. Biz bu konuları bitirdikten sonra Kenan hocamızla da konuştuk. Biz bu konuları bitirdikten sonra sizlere her akşam olmasa da 2 akşamda bir ya da her akşam hiç fark etmez. Belirli bir saat belirleyeceğiz ve konu pekiştirmeleri yapacağız. Konuyu hafiften bir özetleyeceğiz. Üstünden geçeceğiz ve daha sonrasında efsane güzel sorular çözeceğiz. Efsane güzel sorular çözeceğiz. Bunları da canlı yayın biçiminde hem canlı yayında izleyeceksin hem canlı yayından sonra aynı videoyu, kaydedilmiş videoyu kanalımızda bulacaksın. Bu da senin için efsane olacak. Daha başka şeyler olacak mı hocam? Bakın bu sene 5 soru 5 çözüm gibi çok güzel bir seri başlattık. SML XX Large, Small Medium Large, XX Large diye bir seri başlattım. Daha sonrasında size sınava girmeden önce şu son bir ayda paylaştığım tek videolar bunlar olabilir zaten. TYT'ye girmeden çözülmesi gereken 60 tane soru ve AYT'ye girmeden çözülmesi gereken 60 tane soru diye videolar paylaştım. Bu videolar bizim için efsane videolar oldu arkadaşlar. Sizler de bunları çok sevdiniz. Ve bu serileri bu sene de devam ettireceğiz. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi sınava yaklaştıkça bunları yapacağız. Sınava yaklaştıkça. Yani son 2 ay, son 3 ay. Genelde bu sene de böyle oldu. Kenan hocam da ben de video paylaşmak istemedik arkadaşlar son bir ay sizlere. Çünkü son bir ay artık öğrencinin zamanıdır arkadaşlar. Öğrenci kendisine ayırmalıdır bu son zamanı ve kendisi ilerletmelidir bu süreci. Benden daha iyi bir program yapmış olabilirsiniz diye düşündük. Veya Kenan Hoca sizden daha altta kalır bir program hazırlamış olabilir ve biz hazırladığımız ve size sunduğumuz videolarla sizleri yavaşlatmak istemedik son bir ayda. Gerçekten hani branş denemesi çözeceksin, genel deneme çözeceksin. Tüm bunların yanı sıra bir de açıp videoları izlersen sana vakit kaybettirebiliriz diye düşündük ve son bir ay çok da video atmamaya çalıştık. Ben sadece 2 veya 3 tane video attım. Kenan Hocam da zaten başarı dileklerini ileten bazı videolar atmıştı. Arkadaşlar program tüm sene boyunca bu şekilde ilerleyecek. 2020 tayfaya dönecek olursak tekrardan teşekkür ediyoruz.
Bence bu kanalda ve Kenan Hocam'ın kanalında hazırlananlar alınlarının akıyla tertemiz bir şekilde ellerinde bir zaferle çıktılar sınavdan. Sizler de arkadaşlar bu duyguyu yaşayabilirsiniz. Bu kanalda ve Kenan Hocam'ın kanalında. Videoyu sonlandıracağım ama sonlandırmadan önce şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Kenan Hocam, ben ve Sezgin Polat Hocam. Üçümüz birleştik ve bir kanal açtık. Acil Matematik Ara Sınıf diye bir kanal açtık. 2020 tayfadan desteklerini istemiştik. Allah razı olsun, desteklerini sunuyorlar. 2020 tayfa içinde bu TYT ve AYT konularını tam olarak pekiştirmek istiyorlarsa o ara sınıf konularını yine oradan da konu anlatımlarını dinleyebilirler. Özellikle ben konuyu derinlemesine işlemek istiyorum. Derinlemesine anlamak istiyorum. Bakın bizim kanalda ezber yok. Burada da olmayacak. O kanalda da ezber olmayacak arkadaşlar. Ben öğrenmek istiyorum. Ben ezberlemek değil, ben öğrenmek istiyorum diyenler o kanala da abone olabilirler arkadaşlar. Ve hani oradan konu dinlemeseniz bile yine desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmanızı sizden rica ediyoruz. O kanalda yine muhteşem olacak. Her şey çok düzenli ve her şey çok kaliteli olacak. Rehberlik videolarından tutun, ödev testi çözümlerini, yazılı hazırlık çalışmaları, konu anlatımları, soru çözümleri, her şey efsane olacak. Teorem ispatına kadar olacak. Canlı yayınlarda kitap çekilişleri olacak arkadaşlar. Ve yarışmalar dahi olacak o kanalda. Mutlaka ama mutlaka çok kaliteli, profesyonel bir kanal olacak. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Son konu olarak da arkadaşlar şuna bahsedeyim. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce sanıyorum veya 3-4 ay önce kanalımızda aktif olan SML Hoca YouTube kanalında aktif olan katıl butonunu görüyorsunuzdur. Destek olmak isteyen arkadaşlar varsa destek olun olmayın hiç fark etmez. Siz benim gönlümde her zaman birincisiniz ve hakkımı her zaman sizlere helal ediyorum. Tüm bu içeriklerin hepsi sizin için ücretsiz olacak. Tüm bu videolar ve tüm yayınladığımız PDF'ler her zaman ücretsiz olacak arkadaşlar. Sadece destek olmayan isteyen arkadaşlar varsa katıl butonuna tıklayıp aktifleştirebilirler sevgili gençler diyelim ve videoyu sonlandıralım. 2020 tayfaya tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. 2021 tayfa sizler de hoş geldiniz ve bu sene inşallah beraber yürütürüz arkadaşlar. Baktın program 9 Temmuz'da başlıyor. Baktın benim dilimden anlamıyorsun olabilir. Ben sana anlatamıyorumdur veya frekansımız uyuşmuyor olabilir arkadaşlar. Anında ama anında kesmen gerekiyor. Bunu da sakın unutma. Beni dinlemeyi bırak. Farklı arayışlar içerisine gir. Çünkü en başında o elektrik tutmadıysa bir daha hiç tutmaz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Diyelim tekrardan hoş geldiniz. Çok güzel bir maratonun başlangıcındayız ve o koşuya beraber başlıyoruz. Her zaman ama her zaman yanında olacağım, arkanda olacağım ve seni desteklemeye, seni gaza getirmeye, seni çalıştırmaya devam edeceğim arkadaşım. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma.